2024 yılı yatırım programına alınan Çömlekköy Barajı'nda çalışmalar başladı. Bölgeye giden Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, baraj projesinin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Su Akacağı köyünün üst tarafı. Uzun yıllar Sayın Valim o Su Akacağı projesi vardı. Yani bu evet. Ondan sonra diyebiliyorum ben. Yok, bu vardı gündemde de. Vardı falan. Onun önüne geçti. Daha önce vardı. Vardı. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Sezer, maliyeti yaklaşık 1 milyar lira olan barajla birlikte 500 bin 600 dekar alanının suyla buluşacağını ifade etti. Gördüğüm kadarıyla 2 yıl, 2,5 yıl kadar bir gövdenin yapılmasıyla ilgili olarak iş yapım süreci var. Bu süreci de ne kadar hızlandırırsak o kadar önemli olacaktır. Çünkü malumunuz yoğun bir kuraklık yaşıyoruz. Bu kuraklık bütün dünyayı etkilediği gibi ilimizi de yoğun bir şekilde etkiliyor ve suyu da tasarruflu kullanma adına kapalı sulama sistemlerinin bir an önce faaliyete geçirilmesi, yine suyun depolanması ve yaz aylarında kullanılması adına çok önemli. Tabii Meriç Nehri üzerinde çok önemli projeleri DSE'yi ortaya koymuş, gerçekleştirmiş. Hamza Dere Göleti, Çakmak Göleti bunlar çok büyük, devasa projeler. Ve şu anda da birçok proje de aynı eşanlı bir şekilde devam ediliyor, yapımla devam ediliyor. Ama Tunca Nehri ile ilgili kısım burada kış aylarında burada su biriktirilmesi ve yazın burada 9 köyümüzün yararlanacağı şekilde 5600 hektar alanın suyla buluşturulması gerçekten de hem bizim şu anda Tunca Nehri ve etrafında karşılaştığımız kuraklık için bir önlem olacaktır. İleriki yıllarda bunu kat be kat fazlasıyla karşılaşacağız çünkü. Hem de ilave 5600 hektar alanda sulu tarımla buluşturulacak ve modern sulama sistemleriyle buluşturulacak. Bu da ilimiz açısından çok önemli katma değer oluşturacak. Bu projenin maliyeti yaklaşık 1 milyar gibi öngörülür. Yani iş artışlarıyla beraber. Az önce arkadaşlarımızın da belirttiği gibi senelik bunun kazancı 400-450 milyon gibi bize geri dönüşü katma değer oluşturacak ilimize, ülkemize. Bu açıdan da kısa sürede aslında katlanılan maliyeti de bir şekilde karşılayacak bir proje. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu konuda gerçekten de deprem bölgesi ve diğer konularla ilgili de yoğun bir bütçe gerektiriyor ama ilimiz sulamayla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız, Tarım Bakanımız, Sayın Vekilimiz çok uzun yıllardır bu konuyla ilgili çalışma yapıyor. Bu sene gerçekten de herkes şey yaptı, böyle bir bu noktada büyük dikkat çektiler ve bunu da şey aldı, yatırım programını aldı. İlimize hayırlı olsun. Hasreten 9 köyümüz var. Köyümüzü de katarsak 10 köyümüz var. 10 köyümüzü de hayırlı olsun. 10 olsun efendim. 10 olsun. 10 olsun inşallah. 10 olsun. Tabii Yünlüce olsun. Yünlüce'mizi de katarsak 10 köyümüz inşallah. Çok sağ olun efendim. Doğrudan faydalanacak. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Tunca Nehri'nin yakınında böyle bir barajın olması bölgemize çok önemli katkı sağlayacak ifadelerini kullandı. Gururunu yaşıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, Sayın Valimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Edirne tabii verimli topraklarımız, çalışkan çiftçilerimiz ama son günlerde de tabii iklim kriziyle birlikte suyun ne kadar önemli olduğunu idrak ediyoruz. DSİ olarak Edirne'mize sulama konusunda çok büyük yatırımlar yaptık. İşte Hamza Dere Barajı, Çakmak Barajı ama Edirne'mizin kuzeyinde gerçekten suya çok fazla ihtiyaç vardı. Tunca Nehri'nin yakınında böyle bir barajın olması bölgemiz için çok önemli bir katkı sağlayacak. Sayın Valimiz de az önce belirttiler. Maliyetinde tabii sulama yatırımlarının dönüşü çok hızlı oluyor. Yaklaşık 2,5 yılda ekonomiye katkısını geri alacağız biz. İnşallah en kısa zamanda takipçisi olacağız. Sulama kanallarının da eş zamanlı olarak yapılması için bunun takipçisi olacağız. Yünlüce'mize de inşallah suyu verirsek çok teşekkürler. Daha mutlu olacağız. Yaklaşık 9-10 köyümüz yararlanacak. Ama Tunca'da da şimdi yaşadığımız bu su sorununun büyük ölçüde azalacağını düşünüyoruz. Çünkü zaten şu an bu bölgeler Tunca Nehri'nden sulanıyordu. Fazlası olduğunda Tunca'ya da bırakılacaktır hiç şüphesiz. Bölgemize hayırlı olsun diyorum. Sağ olun.